Herkese merhabalar. Kitabımı doğru kullanıyorum da. Bugün sizler için çok güzel bir set tanıtacağız arkadaşlar. O da Dinamo sözel set. Dinamo sözel setimizin içerisinde edebiyat, coğrafya ve tarih kitaplarımız var ve konuları mükemmel bir şekilde sorularla tekrar ediyoruz. Peki nedir bu Dinamo setin hikayesi? Nedir bu Dinamo kitapların hikayesi? Hemen isterseniz şöyle kutumuzu çıkaralım. Kutumuzu açalım. Kutu açılımı olsun şöyle açıyorum bakalım içinden işte neler çıkacak. İçerisinden Dinamo tarih soru bankası, Dinamo coğrafya soru bankası ve Dinamo edebiyat soru bankası Kız çıktı. Peki Dinamo kitapların hikayesi nedir? Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle biz biliyorsunuz sizlere 5. sınıfta, 6'da, 7'de, 8'de tüm sınıflarda destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz inşallah. Ancak sizlerin esas istediğiniz şey yazılılarınızdan veya gireceğiniz sınavlardan en yüksek notu almak. Hocam güzel tamam iyi anlatıyorsunuz ama ben iyi not almak istiyorum. Hoca nereden soracak? Hoca sınavda ne sorar? Bize onu söyleyin dediğinizi biliyoruz. Biz de yaptığımız araştırmalar sonrasında ve bu zaten aşikar herkes biliyor. Hocaların da ÖSYM'nin de soruları Milletin Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde hazırladığını ve hazırlamak zorunda olduğunu net bir şekilde öğrendik. Ve bunu da öğrencilerle paylaştık. Ama öğrenciler unutuyor belki de aman hoca acaba nereden soracak diye düşünüyor dedikleri için bütün konularda yani edebiyatta da tarihte de coğrafyada da, bütün derslerde kazanımları en başa koyduk. Sonra da o kazanımlarla bağlantılı bir şekilde örnek soru, örnek çözüm ve onunla bağlantılı bir şekilde testler hazırladık. Sonrasında da bununla alakalı tekrar soruları ve bu tekrar sorularından sonra ÖSYM tarz sorular. Hocam ÖSYM nereden çıktı? Biliyorsunuz ki ileride gireceğiniz tyT'nin yüzde %50'si 9. sınıf konularından hazırlanıyor. Yani TYT 9 ve 10. sınıf konularından hazırlandığı için burada ÖSYM tarz sorular da koyduk. Ve hocam biz tamam üniversite sınavına daha var dersiniz diye mutlaka mutlaka yazılı örnekleri de koyduk. Ve her birini de sizler için karekodda soruların çözümünü uzman hocaların yaptığı bir sistem geliştirdik. Yani bu soruyu yanlış mı yaptın ya da unuttun mu? Karekodu okutuyorsun, soruların çözümünü hoca sana tane tane izah ediyor. Aynı şeyi coğrafya içinde yaptık. Coğrafya da yine en başta kazanımlarımız var, sorularımız var ve en sonunda yine sizlerin yazılardan en iyi notlar almanız, alabilmeniz için e, yazıları da koyduk. Burada gördüğünüz gibi kazanımlar var. Yani sen diyorsun ki harita projeksiyonlarına yer verilir. Aa demek ki projeksiyonlardan soru gelir. Gerçekten de soruyor ÖSYM. Gerçekten de yazıldığınızı hatırlayın. Harita projeksiyonlarıyla alakalı soru gelmiştir. Çünkü bu kazanıma göre hareketmesini etmesini istiyor. Milleti makamlı hocaların, e, hocalar da ÖSYM'nin. Yani dolayısıyla ÖSM milleti Bakanlığı ve öğretmenlerimiz birlikte hareket ediyorlar. Yani ben buradan soracağım. Öyle bir şey yok. Kazanımlara göre hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden bu kitaplarımızda Milleti Bakanlığı kazanımlara uygun bir şekilde, müfredata uygun bir şekilde sizlere soru bankası haline getirdik. Tabii setimizin de bir avantajı var. Üçü bir araya gelince daha avantajlı oluyor. Bunu da bilmeniz lazım. Peki bunun önceki adımında ne var? Önceki adımda da sıfırdan dokuza sözel set var. Yani sözel kitapların sıfırdan dokuzası. Bunların sayısal da var. Burada da edebiyat, coğrafya, tarih konularını sıfırdan eksiksiz bir şekilde öğreniyoruz. Hemen şöyle bunu da şöyle kutu açılımını yapalım. Gerçekten bugün tam bir YouTuber gibi kutu açılımı yapıyoruz. Şöyle yapalım bir dakika. Çıkarıyorum. Sıfırdan 9'a tarihi, sıfırdan 9'a edebiyat ve sıfırdan 9'a şöyle pardon ters koymayalım. Sıfırdan 9'a coğrafya. Buradaki amacımız da sizleri sıfırdan hazırlamak. Yani hocam ben konuları bilmiyorum, videoda izledim ama eksiklerim olabilir mi acaba? Hiç endişelenmene gerek yok. Konuları sana çok güzel bir şekilde küçük küçük lokmalara böldük. Zaten sıfırdan kitaplarımızı bilenler biliyordur. Bu küçük lokmalarla alakalı sorular koyduk. Bunu öğreniyorsun sonra bununla alakalı soru. Burayı öğreniyorsun sonra bununla alakalı soru. Burayı öğreniyorsun sonra bununla alakalı soru. Bu kısmı çalışıyorsun bununla alakalı soru. Harita türleri, harita türleriyle alakalı soru. Ölçeklerin karşılaştırılması, ölçek karşılaştırılması alakalı soru. Ve takıldığımız sorular olursa diye tabii ki Karaka Doktorak'tan soruların çözümünü de uzman hocalar tarafından sizlere sunduk arkadaşlar. Bu aynı şey edebiyat dersi için geçerli. Aynı şey tarih dersi geçerli. Tarih dersinde de edebiyat dersinde de öğrencilerimizin konuları eğlenceli bir şekilde öğrenmesini, dikkatli bir şekilde kazanımlara uygun bir şekilde öğrenmesine dikkat ettik arkadaşlar. O zaman bizler öğretmenler olarak sizlere videolarımızla, Ders Destek, desteklerimizle kapılar açıyoruz ama içeri girecek olan sizlersiniz. Peki bu kitaplarımıza nereden ulaşabiliriz? Size en yakın Tonguç Kitapçısı'ndan ulaşabilirsiniz. İ butonunda Tonguç Kitapçıların adresleri var. Aynı zamanda Tonguç mağazadan da ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Çalışıyoruz ve hayallerimize kavuşuyoruz.